Merhaba arkadaşlar kanalıma balkonuma ve şöyle top top açan güzel sakız sardunyalarımı hoş geldiniz. Sizleri bugün böyle güzel güzelliklerle karşılamak istedim. Sizlere biraz da şöyle sakız sardunyalarımı gösterip onların bakımlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şunların renklerinin güzelliklerine bakın. Harika renkler, morlar, pembeler, şarabiler, lila renklerine bakın, bakın, harika lila renkleri var. Bakar mısınız? Ben bunları bahçede bakıyorum arkadaşlar. Size video çekebilmek için getirdim. Bakın mor gibi çıkıyor ama aslında lila. Hepsi katlı. Getirirken de bakar mısınız? Koptu görüyor musunuz gül gibi açıyor hepsi de katlı arkadaşlar harikalar böyle uzun uzun ben onlara şöyle bahçenin bazı bölümlerine şöyle sopa yaptım kalın sopalar demir sopalardan bağladım onları asıyorum ama kuşlardan da yok arkadaşlar ya insan kızamıyor da onları tünek zannedip üstlerine konuyorlar şöyle berbat ediyorlar çiçeklerimi bakar mısınız bir arkadaş demiş onlar doğal gübre diplerine düşse gübre de yapraklarına gelince yakıyor yapraklarını. Bakar mısın şunlara? Şu güzelliklere bakın şu güzelliklere. Bunların bakımlarından bahsedeyim arkadaşlar size. Konumu bahçede konumlandırıyorum. Ama bunlar bu sakız sardunyaları diğer sardunyalar gibi değiller. Çok nazikler, nazlılar, çok sıcağa ve soğuklara asla gelemiyorlar yağmurdan etkileniyorlar Mesela soğuklarda yağan yağmurlardan üstüne düşünce kötü etkileniyorlar bakın bakın Geçen gün çok birden havalar soğudu bakar mısınız yapraklarını ne hale getirdi çok etkileniyor Bunlar böyle yağınca yağmur bunları böyle şey yapıyor biraz da böyle yağmur biraz soluya da mı çevirmiş ne kötü yapmış yapraklarını bakın o yüzden bunlar diğer sardunyalardan daha dayanıksız. Diğer sardunyalar bayağı uzun bir süre e, kıştan da etkilenmiyorlar. Çoğu türleri. bodur türleri değil tabii ki. Ama bunlar bodur da olsun, bunlar zaten çok fazla uzamayan cinsi benim. Ancak şöyle şu kadar uzuyor. Şöyle, top top, gayet de güzeller. Çok da güzel. Daha başkaları da vardı. Onları hepsini getiremedim arkadaşlar. Bunlar çok güzel açmış. Onlar daha tomurcukta. Bunlar da bazıları tomurcukta bakar mısınız? Bir tarafta koyu morlar. Bu bu yanına da pembe ekmişim. Aynı bununki gibi açacak. Bunlar da katlı. Ben bu pembeyi de çok severim. Yaz boyunca da açarlar arkadaşlar. Bakın. Bakın şu güzelliğe. Şuna bakın. Bu o kadar büyük açıyor ki çok çok büyük odaklayamıyor telefonda. Bunların bakımlarından bahsedeyim işte fazla güneş fazla sıcak bunları hemen etkiliyor. Bunları böyle hafif esinti yapacak şekilde böyle yukarılara asarsanız çok daha hoşlarına gidiyor. Bahçede ya da balkon kısımlarında böyle bir asacaklarla bakın. Bakın benimkinin hepsinde birer asacak. Ben böyle bunları aldım. Saksı satan yerlerden. Böyle hepsini asıyorum arkadaşlar. Yerlerde çok yoksa Yerde de dediğim böyle bir şeylerin üstünde koyduklarım sadece normal diğer sardunyalardan. Bunları oralara asıyorum. Onlar böyle alabildiğince böyle uzayıp bol bol çiçek veriyorlar. Güneşten çok sıcaktan hiç hoşlanmıyorlar. Soğuğu çok soğuğu sevmiyorlar. Şimdi hafif böyle çok fazla soğuk olmamasına rağmen biraz havalar gerçekten o sıcaktan kurtulup e, serinlemeye başladı. Bu güzellerin de hoşuna gitti. Gördüğünüz gibi bol bol tomurcuk yapmaya başladılar. Bakın, bakın. Ama tabii yazdaki gibi böyle çok fazla devasa tomurcuklar yapamıyorlar. Güzellikler. Şöyle göstereyim size de dedim. Topraklarını mesela topraklarını bol geçirgen bir toprak yapma, yapmanız gerekiyor. Bol geçirgen ve besleyin topraklarını. Onları besleyin arkadaşlar. Ekerken özellikle. Toprağına kahve katın. Tarçın katın. Bol yumurta kabukları katın. Onları güzel şey. Mesela yazın en çok ihtiyaç duyduğu ben her sulamada yazın mesela Temmuz Haziran 15'inden Ağustos'un sonuna kadar sürekli besleyici şeyler verdim. Biliyorsunuz benim şeyim var. Çiçek coşturanım var arkadaşlar. Onunla da böyle bunları coşturabilirsiniz. Toprağını da işte bol geçirgen bir toprak. Ben çoğu zaman böyle poşet toprak kullanmıyorum. Çok nadir bulamadığım zamanda. Ben pazardan alıyorum arkadaşlar toprağımı. Kestaneliklerin olduğu, kestanenin bittiği ve kestanenin döküldüğü toprakları e, köy pazarında kadınlar getirip satıyorlar. Oradan çuvalla alıp onlarla ekiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle gerçekten bir de ben kendim de besliyorum bunları. Bu yüzden böyle çok güzel oluyorlar türlü çeşit yapıyorum kendim kendim yaptım o muz kabuğundan benim videom var isterseniz onunla da izleyebilirsiniz o harika bir e, çiçek coşturan oluyor arkadaşlar türlü çeşit yaptıklarım onları da ben size e, video olarak verdim onları da izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar sizin de böyle çok güzel çiçekleriniz mis kokulu ben bunlara bayılıyorum. Siz şöyle şurada olsanız hayran kalırsınız. Yemin ediyorum kendi çiçeğim diye demiyorum. Çok e, bunlar insana mutluluk ya. Bir de insan kendi e, emeğini karşılıklarını böyle alınca çok mutlu oluyor. Şu aylar bunları çoğaltmak e, zamanları. Çoğaltma zamanları arkadaşlar. Eğer çoğaltıp da böyle bahara kadar tutunup Böyle bol tomurcuk vermesini istiyorsanız Bu aylarda yapın Evet Mart'ta Nisan'da da yapabilirsiniz O zaman da yapabilirsin Sıcaklara kalmadan Fakat o zaman Çiçek vermesi ve Tomurcuk yapması daha şey sürüyor Uzun sürüyor arkadaşlar O yüzden şimdiden böyle Bakın çeşit çeşit Lilan var benim renk renk Bakın biri koyu biri açık Biri de böyle kırçıllı kırçıllısı var arkadaşlar. Şurada evet içlerinde böyle kırçıl kırçıl renkleri olan her hepsi değişik. Şurada beyazım var. Görüyorsunuz. Bakın beyazım. İnanın ben bu beyazı küçücük bir dal aldım. Pazardan tomurcuğuna baktım. 5 lira dedi. Ben böyle alıyorum. Küçük küçük böyle fide halinde getiriyorlar. Küçük violleri ekiyorlar. Böyle hafif tomurcuklu olanların işlerini açıyorum, bakıyorum. Öyle alıyorum. Ben bu lilaları, pembeleri çok seviyorum. Böyle bunları şimdi artık çoğaltma zamanları arkadaşlar. Ben bahçede çok çoğalttım. Onları da getirecektim ama masamda yer kalmadı. Bayası güzel tutmuş ve tomurcuk vermeye de başlamış. Mesela bu dayın. Ben bunları budadığım halde bak budadıkça daha çok böyle canlanıyor daha çok coşuyorlar arkadaşlar. Daha çok coşuyorlar. Ben bunları budadım budadım bakın. Şimdi hangi birini birini bir kaldırsam e, köfün gibi olmuşlar böyle çok fazla. Böyle dallarından alın. Mesela şöyle bir dalını şöyle göstereyim. Şöyle bir dalını kırın. Kırdığınız gibi de hemen ekin. Ama böyle kahve, tarçın ee, kahve, tarça, yumurta kabuğu ile beslenmiş güzel geçirgen bir toprağa ekin onları ve öyle e, tutması için hiç kurutmayın toprağı sürekli sulayın yani çok ıslak da olmasın nemli bırakın yani hemen tutunuyor bu aylarda hiç şey yapmayın bakın şöyle bir de ben, e, bir de böyle e, ben şimdi bunları susuz kaldı bıraktım size video çekebilmek için şöyle e suyun var arkadaşlar. Bu pirinç suyu ve kaynattığım yumurta suları var bunda arkadaşlar. Şöyle e, şu siz de yapın. Pirinç suyuyla sulayın. E, şey suyuyla sulayın. Ben de sulayacağım. Sizinle birlikte bakın. Dışarıda suluyorum. Çok geçirgen bir toprak olduğu için hemen aşağıya doğru akmaya çalışıyor. Biraz altlarına altlık koydum ki şöyle oralardan dağılsın diye pirinç suyu, yumurta kabuğu suyu ve de şöyle soğan kabuğu suyuyla da. Bakın ben çok soğan kabuklarını toplayıp böyle yapıyorum arkadaşlar. Siz de bunlarda çok çok böyle besleyici özellikleri olan güzel çiçek coşturanlar arkadaşlar. Bunlar bir kür değil. Kür kür yaparsınız, bir ay yaparsınız, bir ay yapmazsınız ama çiçek coşturanları yazın mutlaka vermeniz gerekiyor. Mesela şimdi ben bu aylarda verilmez diye diyor arkadaşlar ama bak bakar mısınız ne kadar güzel açmış. Bunları beslenmez mi? Çok güzeller. Ben bazen böyle balkonumda açıyor. Ben kışında veriyorum. Kışında ara ara, ayda bir kere veriyorum ve ölmesinler diye baharda böyle toprakları, kökleri canlı dursun diye veriyorum arkadaşlar. Bugün de böyle bir video yapayım dedim sizlere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.